Evet, selamun aleyküm değerli takipçilerimiz. Sıfırdan Hayat kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin diyoruz ve bugünkü vlogumuza da başlıyoruz. Bu arada kanalımıza abone olup videolarımızı da beğenirseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Evet, bugün ablamdan baklava şovu. Şey, annem gibi, taş gibi. 3 kat mı yaptın abla? 3 kat mı? Yok yani. 3 tane bu. Kaç kat? 20. Ha. Burada bezeli. Yukarı gidin de o. Oo. Maşallah. Açacağız, keseceğiz. Bir kere daha açarken çekeyim abla sana. Kaç tane koydun oraya? Orada 3 tane var şimdi. Yine be. Yine be. Valla her yediğin yoğurt yiyişi farklı değil mi? İşte tabii abla. Herkes nasıl açarsa açsın. Herkesin yapış tarzı farklı. Hı-hı. İçindekileri söylemedik. İçinde ne var? He, sen nasıl yapıyorsun mesela? Bir kere ablamla Şenay yaptıydı. Biraz tat... Aman. Annemle Şenay yaptı. Tadı güzeldi ama biraz kalındı. Bunun içinde 2 tane yumurta var. Yarım su bardağı tereyağı erimiş. 1 su bardağı yoğurt var. Düşünüyorum. Yarım çay, 1 çay bardağı sıvı yağ var. Sonra 1 tane kabartma tozu, 1 çorba kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı da ne onun adı? Limon. Limon suyu var. Tarif bu şekilde mi abi? Tarif bu şekilde. Un tabii. Evet. Nişastayla. Nişastayla hiçbir şey olmuyor. Çıtır çıtır oluyor tam tersi. Bakacağız bari. Yani. Tadını göreceğiz. Ne zaman pişirmeye başlayacaksın abla? Şimdi açayım, hemen pişireceğim. Hı hı. Sonra da... Ben burada olmazsam tallaya gideceğiz ya, çekimi yaparsınız. Tamam, tamam. Şerbetini önceden yaptım zaten. 1 litreye 1 kilo şeker. İnceliğini merak ediyorum. Şimdi onun için çekiyorum. Burası annemin mekanı. Çok haklısın da. Geldi patron. Bunun bezeleri küçük ya, o kadar çok şey ben yapmaz. Tatlımı mı beğenmiyorum? Ben yaşlı. Sen yaşlı. Beni götüreceğim değil mi şimdi? Hı hı. Aa, azalcık. Ne oldu anne? Hayır. Daha açacağım ama. Açacağım dedim, önce olacak. Yok, şunu diyorum. Şimdi şeyim açayım, ondan sonra. Göstereyim. Tamam. Ben... Beni bırakın geri düşünün, düşünün, düşünün. Biz nereye gidiyoruz? Sen gelecek misin anne? Evet. Biz nereye gidiyoruz? Bağ'a. Bu da mı geldi? Şimdi zırlayacağım. Ben gelmeyeyim değil mi kızım? Bu arada değerli takipçilerimiz, evimizin temelinden su çıkıyor. Nasıl? Nasıl hayat ya? Susuz kalmıyoruz. Bu yaşlık gerçekten evin altından çıkıyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Bizim burası sulah bir bölge. Bak şimdi parkı size göstereceğim. Burası yemyeşil, bakın gördünüz mü? Ama şuraya bakın. Kupkuru. Hatta bak Recai abi buraları suluyor şu an. Buraları, yani bu bizim bu bölgede çok su var. Biz çünkü zamanında şuray 2 metre eşmiştik. Su çıkmıştı. Hala aynı. Biz tabi bayağıdır alışkın değildik ya, unuttuk artık. Sonradan aklımıza geldi. Çünkü zamanında bizim şu köşeden su çıkıyordu. Yine aynı şekilde yine su çıkıyor. Şimdi geçenlerde çok yağmur yağdı ya. O yüzden dolayı böyle oldu. Evet değerli takipçilerimiz. Annem yağları nasıl yapıyor?
Gördüğünüz gibi. Yayığımız. Dön baban dön. Ben küçükken bunu hep izlerdim ama. Sen? Geçen yine bakıyordum. Adamı şey yapıyor böyle, halüsinasyon gibi aynı. Terapi. Terapi. Sesi de var ya böyle herhalde, çort çort. Yayımız olsun. Bir de ablanın bahanesine bakalım ben ne durumda. Evet bacıcığım ne yaptın? Ne yapayım işte, yapıyorum bir şeydir. Son aşamaya yaklaştın herhalde. Tereyağı koktu vallahi. Yaklaştım. İncecik kağıt gibi. Evet. Annem gibi bir açtı da kapkalı. Önce biraz sarıyorum orada, bir şey yapmıyorum. Kurusun diye değil mi? Bizim diğer ekibe bak bakalım neredeler. Onlar da ceviz kırıyor orada. Amine ne yapıyorsunuz? He? Ceviz mi kırıyorsunuz? Bak yine düşeceksin ha. Taşı mı kırdın? Bu arada komşumuz da sulama yapıyor. Komşumuz değil, akrabamız daha doğrusu. Bizim karabaşı hiç soranlar yok değerli takipçilerimiz ya. Karabaşı niye sormuyoruz? Ben karabaşımız nerede? Oo maşallah bayağı sulamışlar ha. Şuraya kadar gelmişler. Allah kolaylık versin. Kanamıza da bak maşallah. Karabaş! Gel oğlum. Karabaşı biliyorsunuz. Gündüzlere bağlıyoruz. Civcivlerimizi kovalıyor. Civcivlerimizi, iki tane civcivimizi öldürdü. Geceleri çıkarıyoruz ama. Bunun yeri rahat. Yuvasını da oraya yapmış. Ne yapıyor oğlum? Yerim seni ben ha. Tertemiz oldun, yakışıklı oldun ha. Ne? Sen hiç videolar çıkmıyorsun ne zaman da verin. Nerelerdesin? Söyle bakayım. Nonniş. Beni çok seviyor var ya. Senin ne kadar temiz tüylerin var böyle ya. Aynı fındık tombula döndün sen. Fındık tombula aklıma geldi ya. He? Ne oldu? Sen aynı fındık tombula döndün ya. Ne oldu? Verim seni ben ha. Dönmüş. Yine biz zaten biliyorsunuz ya. Bir de şeyi sormuşsunuz ya. Civcivlerimizi. Onları da bir göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi. Maşallah bunlar da büyüyor yani. Allah nazarlardan sağlasın. Gördüğünüz gibi. Analarının peşinden. Bir tanesi daha demin yarım saat sonra, yarım saat önce öldü. Şu kazanın içine düşmüş. Kazanın içinde de su vardı. Büyük ihtimal kazlar bunları kovalıyor. Kaçarken zıpladı. Öldü diye tahmin ediyorum ama. İki tane tavuk çocuğumuz var. Şu büyük ihtimal horoz. Paçalı. Şurada bir tane tavuk var. Diğerleri hep şey. Ben güvercinden nasıl korkuyorlar. Şenay bak güvercin geldi oraya. Güvercin. Kuğu mu? Kuğu mu? Uçma gel buraya uçma. Gitme. Gidiyor. Gitmekte olan. Evet. He? Köylerde niye güvercin olmuyor? İstanbul'da falan parklarda, sokaklarda çok var. Bizim burada? Eskiden çok vardı işte. Bizim köyümüzün adı ne? Kuş ama. Tamam işte.
Burada dünya kadar güvercinler vardı. Bakıyorlardı ama evet. Yani şu bizim komşu var ya yukarıdaki şurada, çaprazda. Kendiliğinden yok. Eskiden çoktu. Bizim tavanda bile, bizim bile vardı güvercin. Besliyorduk biz. Şimdi nedense kimse besliyor. Hani Ali bir ara besliyormuş ya burada. Şimdi o kadar yok. Ne bileyim ya. Onlar da göç etti herhalde. Bu arada delta efendim, bir de şöyle ufak bir detay da göstereyim. Çiçeklerimizi yengenden almış ablamlar. Çok güzel şekilde diktik. İki tane daha onlardan olsa aslında yakışır. İki üç tane daha lazım o. Şöyle size bakalım, birazcık göstereyim. Bakın. Gördünüz mü? Bunlar böyle büyür, bilenler bilir. Çiçeğin ismini ben bilmiyorum ama tutmuşlar ama geçen gün solo solo duruyorlardı. Böyle bir aparat bu. Böyle alttan ayarlamasını, dayanmasını falan yapıyorsun. Güzel yani. Evet. Tamam. Mutfaktaki suya bak dediler ama pek de dolmamış. Sular gitmiş. Kapanmış. Bu normal köyümüzün gelen suyu. İçme suyunu falan içme suyunu artık hazır satın alıyoruz da biliyorsunuz beni de rahatsız ediyor. Bu arada evimizi özleyenler de olmuş olabilir ya. Şöyle bir göstereyim sizlere. Ne zamandan beri görmüyorsunuz herhalde. Gördüğünüz gibi. Olduğu gibi duruyor Delta'cı. Bir değişiklik yapmadık ama bu ay tavanlara şey yapacağım. Onu da inşallah sizlere çekip göstereceğiz Allah'ın izniyle. Evet değerli takipçilerimiz, bağımıza geldik annemle. Biliyorsunuz bunları böyle yolduyduk. İneklere götürmekti amacımız ama inekler bunu pek yemiyor. Yani kökten söktük ya, topraklı olduğu için. Tamam görüyorsun. Hep böyle kökten söktük ya yumuşakken. O yüzden dolayı bunları böyle yakacağız yani. Hedefimiz o da şu an tam kurumamış olduğu için. Denemelik yaptım öyle. Böyle yakacağız vallahi. Yerde var böyle. Böyle göstereyim. Hem bu annem dedi ki kül olduğu zaman gübre yerine geçer. Daha iyi olur, herk olur. Basan tutuyor bir tane orada yaktı. Bu arada bağımızı da Allah maşallah, Allah nazarlardan sağlasın yani. Bayağı güzelleşiyor. Dediğimiz gibi pes etmeden sulamaya devam. Elimizden geldiği sürece hepsini suluyoruz. Artık köyümüzdeki sular biraz düzeldi. Evet. Suyumuz Allah muhtarımızdan da razı olsun. Gene onun destekleriyle şeyle bayağı düzeldi yani. Bakın mesela şuradan yarısı sulandı mesela. Hala da akıyor. Mesela yarın sabah da gelirsiniz, bu tarafı sularsınız. Bir gün sulamıyoruz. Tutmuş. Tutmamış mı? Tutmuş. En aşağıda. Aynen, daha aşağı. Hepsi tutmuş. Hepsi tutmuş. Ağamlar işte mesela tutmayan karalara bir sürü kok. Geleceğe almaya gerek yok, aynen. Zaten tutmayan karığımız böyle nadir yani. 3-4 tane falan. Var gimcinde. Taktakine de var oluyor. Yani hep tutmam. He, içinde bir tane var. Taktak var. Hiç tutmayan karık yok ama yani dediği gibi böyle eksik olanlar. Mesela buradan mesela gördüğünüz gibi bir sürü var. Maşallah. Bunlar daha güzel. Bu arada yulafın da biçilme vakti geldi. Yeğenim biçtiği zaman inşallah bizimkinde biçtiririz. Şu tarafki dayımın, Osman dayımın orayı biçerken buraya da işte gireceğiz. Herhalde şey o. O zaten ona biçer ya. Ben de söylerim ama. Ha o yangın var. Aslında var ya öyle içten içten yanar ha o. Ben birkaç tane daha alaflandırayım. Şunlar. Bunları bir yahalım mı? Değerli takipçilerimiz beraber.
Onlar sen gibi olmuş. Uy. Aynen. Sen gibi. Bunlar çok elimin bakırdı da. İnşallah rahatsız olmadınız. Böyle bağımızda yangın var değil mi? Başlık hazır. Yanmıyor bakalım, görüyor musun? Kurular, kurular yanmıyor bak mesela. Şöyle. Tam kurumamış yani. Bak mesela kurular hemen yandı. O bile sönüyor. Normalde bunun böyle. Oo, bir de rüzgar var. Alaf alması lazım. Yani hemen sönüyor. Niye tam kurumamış? Onun için yakmaya denemeye gerek yok. Mesela yanıyor. Evet. Daha kurumamış. Onlar var ya, bir hafta daha kalsın felaketlenir. Hepsini yakacağım. O zaman da inşallah sizlere gösteririm. Temizlensin hem bura. Zaten seneye burada bu kadar ot olmaz. O zaman da büyük ihtimal zaten buraya çapayla gireriz. Çok güzel olur. Seneye zaten büyük ihtimal... Seneye mahsul alır mı yok anne buradan? Hemen hemen. He? Seneye mahsul alır mı yok? Yani burada yeterli kilo olur mu? He, olur. Şimdi bunlara... Aslında neyi de bileyim o zaman. Bugün şey yapar. Bence de anne. Damar şey ahpunu bulan. Ahpun. Gübre. Onu neyi de bileyim? Hani 12. ay, 11. yağmur yağıyor ya. Hmm. Onlar bunun üstüne böyle getirerek ucu azar azar koyar. Çünkü baharın daha kuşkör yağmurdan güzel olur. Onu, onu yapmamız lazım zaten. Bulur o şey dedi. O Haluk Mülk mesela de Erdoğan'dan gibi o dağlar malar yapar. Bir vagon getirsen yeter. Git git de vuuu dedi. Onu ıslayacağım bir de. Oho, dedim yani işte koca kocalara o yağmurlar şeyini en baştan bir baharın nasıl güzel oluyor. Kesileyim mi? Daha iyi. Çabuk şuyor bu. Herhalde öyle olur. Bunu doğru söyleyeyim. İyi kızım. Şurada da yarın akşam hadi. Evet değerli tavşanımız. Bağımızın durumu da bu şekilde devam ediyor. Emeklerimizi o vermeye de devam ediyoruz. Yok sen ne diyorsun? Ha mesela yolun masa ha işte ne? Kuruyamazdık işte be. Yolun masa değerli tavşanımız böyle olacaktı işte. Hesap edin bak. Şurayla şuranın farkını. Şurayla şuran. Aynı böyle olacaktı. Bir tek ortada karalar vardı. Başka bir şey yoktu. Yani bunun içinde de su sulamak zor olacaktı. Böyle çok gerçekten mükemmel oldu yani. Evet değerli takipçilerimiz. Baklavanın sonucu da bu şekilde gördüğünüz gibi. Hemen bir deneme. İçini açmaca. Sanki çok anlıyormuşum gibi. Bol şerbetli. Güzel. Biraz şerbetini çeksin. Tadına bakayım. Bakayım mı? Çatal vereyim mi? Versene kızım bir tane deneyeyim. İlk denemesi benden değil mi? Hadi ilk açılışı sen yap. Bismillah. Deneyelim bak. Bize de söyle. Ne bende? Tamam beraber kızım. Daha sert işte kızım. Daha sert mi? Hmm. Bir şey olmaz tadına bak sen. Sert. Çok mu? Hı-hı. Tadı nasıl? Tadı güzel. Sabahtan beri bir yok gerçi daha iyi çıkardım. Daha çok sert. Anam daha var mı dibinde? Yoğurmuş. Abim de sen ya. Şunları da yengeye verip aç bu cevizi. Ne yapalım Şenay? Yemeyeceğim şimdi. Niye? Yedim, çok yedim. Ağzım ekşi. Eş değil ki bu. Ben de yedim. Ana. Afiyet olsun. Ekmeğe basamıyorum. Evet değerli takipçilerimiz. Denemesini de yaptık. Gayet güzel olmuş. Eline sağlık ablamın da. Afiyet diyeceğiz. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu. İnşallah severek izlemiştirsiniz.
Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Videolarımız inşallah gelmeye devam edecek. Desteklerinizi esirgemeyin. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Selametle kalın. Hoşça kalın.